Neredesin? He? Saat kaç oldu, neredesin? Ha, sen beni mi bekliyorsun burada? Ben anlamadım ki olayı. Her akşam 19 itibariyle işten eve dönüyorsun. Şimdi saat kaç? Bak, 22. Ne ayak? Ha, öyle arkadaşlarla takılıyordu. O zaman nasıl geçtiğini ben anlamadım. Arkadaşlarla? He, ofisten arkadaşlar. Bana niye haber verilmiyor? Sağ mı? Bana niye haber verilmiyor? Çok spontane gelişen bir program oldu Gafurcuğum. Lütfen öyle düşünme. Bir arkadaş dedi ki şu kafede takılalım mı? Sonra millet dedi ki bura sessiz olmaz, sessiz olmaz. Böyle tezahürat edince yani öyle kaldık. Beni beğenmiyor musun? Ya ne alakası var? Aşk olsun. Şöyle konuşuyorsun, beni kırıyorsun ama. Ben öyle düşünmüyorum ki. Bundan sonrasında muhabbetimizde lütfen yasaklıyorum böyle imaları. Peki benle niye şu köşedeki kafede takılmıyorsun? Ya takılırız, yeter ki sen iste. Ben sen hani sosyal ortamları sevmiyorsun diye böyle ev oturmalarını sevdiğin için ben öyle sanıyorum ama sanıyorum. Böyle sandım ben. İşte ev oturmasına geldik. Ev oturmasına mı? He. Aç kapıyı. Aç mı kapıyı? Aç. Dıt. 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 Allah! Buyurun. Sinir alıyorum. Kafam çok bozuk. Niye? Çok bozuk kafam. Vodkalı bir ha? He? Sen iyice kelli oldun. He. Kafam bozuk olunca... demek ki çarptı. Şeytan diyor ki... ağzını, burnunu... şöyle dağıt. Şöyle sek bir şey bul. Bunun kafasının ortasından... pırm diye geçir. Bulun diye dağılsın kafası ha. Öyle sinir oluyorum. Benim ilgi alanım. Öyle mi? Ya. Benim ilgi alanım diye ya. Kucuk oluyorum. Damat Ferit. Takmış kafayı. Benim odama kırılacak. Bak. Bak. Kokayım ya. Cem Onaran, sütçü oğulların damadı. Cem mi? Hı. Cem işte. Üst kattaki deve yok mu? Ağzını, burnunu kıracağım ben bunun ama. Öyle sinirlendiriyor beni. Benim bilgi alanım. Nereden çıktı bu herif ya? Ha? Nereden çıktı? Ben genel müdür olmayayım diye bana komple kuruyorlar. Virüs ortaya çıktı. Ne güzel poposuna tekmeyi yemişti. Ne güzeldi ama. Ortadan kaldıralım mı? Bana ne güzel söyledi ya. Ortadan kaldıralım mı? Virüs ortadan yok olur. Ne güzel olur. Vallahi feraha çıkarıp içimin yağlar. Bayıltırız, sonra iple boğarız. Nasıl? Bir tenhada yakalarız, afit mi istiyorsun? Nereye gidiyorum? Aynen öyle. Aynen öyle. Ukuladım beleği. Bak, bana ne diye biliyor musun? Ben diyor, genel müdür olduğum zaman diyor... emir vermeyi sen gör, bak o zaman diyor. Bunu bahsediyor Burhan Altıntop'a, şuursuz devi. Bayıltırız, sonra iple boğarız. Nasıl? İple mi boğarız? Allah seni bir sakını yersin Gıfırcığım. Niye, bir sakıncası mı var? Hiçbir sakıncası yok. Bence no problem. Bence hak ettiğin yani. Ne diyor ya Gıfır? Ağzını kırmızı bırakıyorsun.
Önce parçalarız, sonra bavula koyarız. Sığır mı sence? Sığmaz ki. Niye? Girmiş çünkü. Bir tek gün mahallebici de beleş beleş o mahallebileri götürüyor, onda dolayı sığmaz. O zaman iki bavula koyarız. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah da seni güldürsün. Kapı çalayım ha. Gideyim kapıyı açayım. Süper neşeliyim. Makbule Hanım, Orta Doğu ve Balkanların en güzel kek yapan kızı mı bu? Ay, rica ederim, estağfirullah. Teveccühünüz. Nasılsınız, iyi misiniz? İzlettiniz kendinizi. Aa, kek yapmış. Hemen şunu yemem lazım. Vallahi acıkmışım, şu anda fakir yiyorum bunu. Fiyat olsun. Siz isteyin, ben size her zaman kek yaparım Burhan Bey. Apartman ne kadar sıcak değil mi Burhan Bey? Ben size dayımın bir mesajını iletmek için gelmiştim. Elçiyi seven olmaz. Evet. Dayım kapınızın kilidini usta getirtmek suretiyle değiştirecekmiş de... yani bu mevzu bahiste endişe etmenize lüzum mahalle. Hiçbir şey kalmadı. Aa, çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Olduğu zaman öpüyorum sizi. His dünyanızı saklamaya çalışmayın Burhan Bey. Sözler yalan söylemez. Sevgili Günlük, Burhan Bey bugün duygularını saklayamayacak kadar alkollü ve sarhoştu. Önce beni Orta Doğu ve Balkanların en güzel kek yapan kızı şeklinde karşılaması... ayrıyeten özlediğini itiraf etmesi gözlerden kaçmadı. Kendisinin o kahverengi bilgelik dolu gözlerinde... bana karşı şehvet içinde ve bir yanardağ gibi patlayan bakışları da açıkça görüktü. Bu aşk nereye gidiyor? Artık ikimizin de otokontrolünde değil diye düşünüyorum. Saldık çayırı, Mevlam kayırı. Tek korkum alkol mevzu bahisinde. Bu ümitsiz aşk kapanı ya Burhan Bey'i alkolizmin pençelerine iterse? Annem gider hep söyler. Alkolik koca hiç çekilmez sevgili Günlük. Burhan Bey şu anda ne yapıyor acaba? Kahretsin. Gelir sonra. Yürü yürü.
Hadi. Aa, çok hoş olmuşsun. Ne kadar yakışıklı olmuşsun Kafircim. Hadi gidelim. Nereye? Şuradaki kafeye takılmaya. He. Nereden çıktı ki şimdi bu? Sen herkese gidiyorsun. Beni beğenmiyor musun? He. Evde otursak. Ha, utanıyor musun benden? Aa, aşk olsun ama niye böyle düşünüyorsun Kafircim? Dün böyle alkolü fazla kaçırınca kafam böyle zong 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 zongluyor. Yani galiba bende migren çıkıyor herhalde. Sen illa gitmek istiyorsun. Bir sakıncası mı var? Yok da. Söz vermiştin. He. Tamam o zaman. Sen kapıyı kapatırken benim ufak bir işim var. Apartman girişinde buluşalım. Oldu mu Burhan? Tamam bebişim. Tamam mı? Oturalım mı? Oturalım. Nasıl? Korktuğun gibi değilmiş ha? Yok yok, iyiyim. Oh be. Birbirini yeni tanıyan potansiyel bir çift için uygun ambiyans budur işte. Vallahi budur. Yahu koskoca Nişantaşı, koskoca İstanbul. Belki 5000 tane kafe var. Nereden tanıdık çıkacak Allah aşkına? Ay ne bileyim. Böyle derken aniden en olmadık insanı görürsün ya. Çok tatlısın. Beni güldürebilen tek kadınsın biliyor musun? Kafurcuğum biraz şu barda duralım sonra gideriz. Benim başım acayip ağrıyor. Barman! Ne oldu ya? Aa, Burhan ne haber ya? Aa, Sacit Beyciğim. Daha kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş. Nasılsınız? İyi. Kimle geldin? Sormayın. Tam buraya geliyordum, Gafur peşime takıldı. Gafur mu? Sormayın. Yani kapıcının ne işin var burada? İzinmiş işte. Ne işi var olur mu canım? Onun da gelmeye hakkı yok mu? Allah Allah. Sevinsin gariban. Ama kıyafetimi görseniz tam bir komedi. Vallahi mi? Çağır şunu bir göreyim bakayım. Yok yok, bizim kapıcı ne oldu ya? Önemli değil. Ya ne alaka ya? Gelmesin. Tamam canım, yanımızda durmaz. Burhan, gelmesinmiş. Aa, ben o zaman bir yanınızda oturabilir miyim Sacit Beyciğim? Sacit, başka yere gidelim mi? Niye? Gazeteci mi var? He. Ben dirgide çalışıyorum ama idare müdürüyüm. Magazine tıkılmıyorum yani. Arkadaşınız kim? Manken, ünlü birisi mi? Kim ki o? Kimse. Sacit, kalkalım. Burhancığım, biz buraya baş başa oturmaya geldik de. He. Anlıyorum. O zaman ben gideyim. Rahatsız olmasın ünlü arkadaşımız her kimse. Vay! Sacit Kral, ne haber? Bak, biz de kafede takılıyoruz. Öyle değil mi kanka? Kız arkadaş kim? Arkadaşım canım. Ya ne yakışıklı olmuşum be Gafur. Faça tamam ha. Ne dedi?
kız arkadaş kim? Zeynep, bak bu bizim Gafur. Zeynep ne oldu ya? 27. Sakin. Gönder şunları, biz de çıkalım buradan. Ya onlar seni tanımaz ki Zeynep'ciğim. Utangaç galiba. Kim bu ya? Arkadaşım, siparişlerini alsana. Niye bağırıyorsun ki? Lan Muhittin'e rezil olacağım. İki defadır 27 diye bağırıyorum. Siparişlerinizi almıyorsunuz. Kanka, tutsana. Benim adım 27 değil ki. Benim adım Gaffır. Eline numara verdik. Okusana kardeşim. Ben senin kardeşin değilim. Niye sen de benimle konuşuyorsun ya sen? Sacit Bey, bir daha edin. Çocuğun suratını mı ovuşturuyor ama? Lütfen, lütfen. Çocuklar, çocuklar. Anlayış gösteri yapmayın. Gafur, tamam canım. Gafur, kardeşim yapma ne olur. Çık, 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 çık. Çocuğun suratını bırak, ovuşturun. İyice tehlikeli suratını. Gafur, değil ya. Çek. Gafur, gözünün yanıyım ya. Gafur. Ya bırak. Tamam kanka, tamam. Sakin, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Okey, tamam. Tamam. Sen beni beğenmiyorsun. Ya, oturmuş nelere böyle yapıyoruz beyefendi? Sen beni aşağı mı görüyorsun? Bana 27 diyorsun. Bana Gafur Bey diyeceksin. Gafur Bey mi? Bir sakıncası mı var? Ya Gafur canım, buranın usulü böyle. Çocukça senin adını nereden bilsin? Bak ben de 22'yim zaten. Hadi bakayım, hadi sakin. Allah'ım, Nişantaşı'nda sokağa çıkamayacağım artık. Allah'ım, ama kusura bakma beyefendi. Gerçekten saygısızlık etmek istemedim. Gafur, Gafur, Gafur. Efendi olsan tam süper olacak. Tamam. Şimdi. Bu ne biçim kahve? Köpüğü bile yok. Kanka, öde. Gidelim Gafur. Ölümüne kankayız. Görüyor musunuz başıma gelenleri? Koskoca idare müdürünün merhameti yüzünden cemiyetin içerisindeki düştüğü duruma bak. Suratın nasıl oldu Dilyon'la? Zeynep nerede ya? Köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.